4. sınıf öğrencisiyim. İnternet programcılığı ödevimi anlatacağım size. Benim konum kargo takip sitesi. Kargo takip sistemle ilgili öncelikle 4 tablo oluşturdum. Bunlar müşteri tablo. Müşterilerin gönderdikleri ürünler, yani kargoladıkları şeyler. O yüzden ürün tablom. Ve bunları, yani ürünleri kargolarımızı taşıyan personel. Ve bu personelin çalıştığı şubelerden oluşmakta. Bunlar dört ana tablo. Bununla ilgili müşteri personel bir ara tablo oluşturdum ve ürün personel olarak bir ara tablo daha oluşturdum. Altı tabloya oluşmakta toplamda. Bir müşteri birçok ürün gönderebilir. Birçok ürünü birçok personel taşıyabilir. Ve bunlar bir ürün sadece bir şubede bulunmaktadır. Şimdilik yer diyagramım böyle. Bizden istemiş olduğunuz ekleme, silme ve güncelleme kısımlarını göstereceğim. Öncelikle böyle bir şey yapmıştım. Yani Murat Hoca ile birlikte devam ediyordum ve Murat Hoca ile buraya kadar gelmiştim. Daha sonrasında dün son bir gelişmeyle bir hata verdiği için şu an böyle açılmakta. Buraya ekleme, silme, güncelleme kısımlarını yapamıyorum. Dünkü şeyden dolayı, hatadan dolayı. Bu yüzden size hemen ekleme, silme ve güncelleme yapabildiğim bir web sitesi daha hazırladım. Bunun görüntüsü diğeri kadar hoş olmasa da istediğimiz şeyleri yapıyor. Yani siz bizden ekleme, silme, güncelleme ve listeleme yapmamızı istemiştiniz. Bakıyorum şimdi. Evet. Ve ana sayfa buradan oluşuyor. Burada istediğim herhangi bir veriyi silebiliyorum. Veri tabanı kısmına geldiğimde veri tabanı kısmından hemen bakıyorum. Az önce sildiğim kısım. Hemen durduruyorum. Çalıştırıyorum. Örneğin buradaki son eklemiş olduğum Doğa Çanakkale, yani şubelerin tablosunu buraya koydum. Şube adını Doğa, adresini Çanakkale, telefon numarası şu olan kısmı sildiğimde veri tabanı kısmına gelip baktığımda ne gözüküyor? Evet, en son eklemiş olduğum 15. veri Çanakkale Doğa yazan kısım veri tabanımda da silinmiş bulunmaktadır. Bu kısımla alakalı düzenlemek istediğim bir şey olduğunda, mesela burayı Konya değil de Nevşehir yapıp güncelleştir diyorum. Sen aşağıya, sen de aşağıya. Hemen şuradan execute. Evet, bu kısımdaki Konya yazan kısım burada da, yani veri tabanında da Nevşehir oldu. Bu da güncelleştirme yapıyor. Hemen şuradan yeni bir şey eklemek istediğimde, örneğin şube adı işte Aksaray olan şube adresi Çanakkale olan telefonu kısmımıza geri dönüyoruz. Ve
dediğiniz gibi veri tabanımıza da eklenmiş bulunmakta. Burada da Aksaray Çanakkale kısmını listelediğimizde sayfamıza da bu listemiz gelmektedir.